Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Bugün Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'da böyle sizlere güzel bir patlıcan kebap videosu alacağız. Malum mevsimi geldi böyle, patlıcan mevsimi gelmişken sizlere güzel bir patlıcan kebap videosu hazırlamak istedik. Daha önce birçok arkadaşa sordum, patlıcanlı kebap nerede güzel yapılır diye. Bizlere dediler ki, Mardin Kebap Evi'nde patlıcan kebap yiyebilirsin. Eğer hazırsanız, patlıcanlı kebap seviyorsanız bu video tam size göre, arkanıza yaslanın, güzel bir video geliyor. Hadi o zaman Cihan Usta birlikte patlıcan kebap'a gidelim. Cihan Usta merhaba, kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Nasılsın, iyisin? Sağ olun, Allah razı olsun. Neredeysiniz? Allah razı olsun, teşekkür ederim. Cihan Usta, bir tavsiye üzerine buraya geldim. Dediler ki patlıcanlı kebabı çok iyi yapıyor. Evet. Bugün izleyicilerimiz patlıcanlı kebabı başından sonuna kadar nasıl yapılıyor onu göstermek için yanına geldik. Abi sen bize hiç vakit kaybetmeden patlıcanlı kebabı nasıl yapıyorsun başından böyle gösterse en azından görsünler diye. Ama yaparken de anlat abi özelliklerini. Bunlar patlıcanları özel pazardan özel gidip alıp yani bilgilerle kendi şeyimize göre uygun seçip getiriyoruz. Patlıcanlı kebap için özel patlıcan olması lazım. Tabii özel. Her yani patlıcan çeyirdek oluyor. Olmaması lazım. Çeyirdek. İçinde çeyirdek yok yani. Bunlar hepsi tohumsuz. Seçilmiş böyle taze patlıcan günlüktür. Bunları böyle doğrayıp. Kesiyorsun. Evet. Bir de ustam şişi de farklıdır bu kebabın. Karedir. Çünkü ateşe girdiği zaman ateşe patlıcanlı olsun kebap olsun ateşe attığın zaman dört bir kenarı pişiyor. Yassılı şiş gibi değil yani. Evet. Yassılı şişi bıraktığın zaman iki tarafı pişiyor. Evet. Bunu şey ettiğin zaman dört bir tarafı pişiyor yani. Evet. Kuzu etinden. Kuzu etinden. Tabii. Kuzu sadece baharat katmıyorsun. Tabii baharat katmıyoruz. Bu kuzu etinden. Sadece kuyruk bırakıyoruz ve tuz bırakıyoruz. Tuz bırakıyorsun. Evet. Buraya gelmeden önce biraz araştırma yaptım. Dedim ki patlıcanlı kebap nasıl yapılıyor ve nasıl yeniyor. Diğerlerinde çok farkı var. Bizim yıllardır 1965'ten beri burası aktif olduğu için evet. Bizim çevremiz geniş olduğu için evet. Yani müşterilerimiz de çevremiz de Allah'a çok şükür var yani. Müşterilerimiz de patlıcanlı olsun, kebap olsun, döner olsun bunlar için bizzat bizi seçiyorlar. Evet. Senin dönerin de çok meşhurdu. Bir gün dönerin içinde geleceğiz. Başka yaprak et döner ama. Aynen. Evet. Aynen. Et döner yani. Aynen. Ustam toplamda böyle bir şişe kaç gram et giriyor? Böyle bir şişe yaklaşık 130 gram et giriyor. 130 gram bir şişte. 130 gram, 2 şiş olduğu zaman 260 gram kıyma giriyor içine. Peki bir porsiyonda kaç şiş var? Bir şiş bir var. Bir porsiyonda 2 şiş var. 2 şiş var tabii, değil tabii, mi? Tabii 2 şiş var. Şişleme, saplama hazır. Tabii şu şekil. Bir porsiyona 3 parça et, 4 tane. Bu bu şekilde değil mi? Aynen. Azaltma, artırma yok. Esası budur değil mi usta? Esası bir porsiyon patlıcanlı. En uygunu bu. Cihan Usta bir özellik daha var ki ateşi böyle ateşi ağır olması lazım. Alevli olmayacak çok böyle. Çok alevli olmayacak ama evet. Çok sönük de olmayacak. Evet. Çok sönük olursa o zaman geç pişer ve iç içi kalır. Artı o tadı alamayız zaten. Tadı alamayız değil mi? Tabii o tadı alamayız. Çok harlı ateş olursa da yanar bu sefer. Şimdi hazır böyle doğal organik patlıcan mevsimi gelmişken evet. Böyle patlıcanlı kebabı gösterelim. Tabii, Adana şey kebabı her yerde yersin, her zaman yersin. Ama bana göre sanki patlıcanlı kebap mevsiminde yenir. Patlıcanlı genelde yaz aylarında çok tüketiliyor. Kışın genelde patlıcan sera patlıcanı. Evet, tad olmaz. Evet, tad olmuyor. Bir de bir şey daha soracağım. Bu patlıcan kebap bir yere ait midir? Mesela Antep'in mi, Urfa'nın mı, Diyarbakır'ın mı yoksa? Yok, herhangi bir yöreye ait değil. Yani Urfa'da yapıyor, Antep'te yapıyor, Diyarbakır'da yapıyor, Mardin'de yapıyor. Cihan Usta, sen patlıcanın kebabının dışında başka ne yapıyorsun abi? Adana, sade, kuş başı, evet. Ciğer, et döner, İskender. Evet. Hepsi var yani. Beyti, tabii. Yerin tam olarak nerede peki abi? Dört ayaklı minarenin karşısında. Tam karşısında. Tam karşısında. Kaç yıldır buradasınız abi? Yani yaklaşık 52 yıl var. Değil mi? Ben çünkü çocukluğumdan beri burası var olduğunu biliyorum yani. Tabii 52-53 yıl oldu.
Sizi seven sürekli geliyor. Tabii aynen. Yani öneriyor da böyle yani ya. Var zaten önerilen yani çok müşterimiz var. Yani sık sık gelen müşterilerimiz de var. Evet. Devam bir de sen edelim. Esnafa daha çok böyle hitap ediyorsun. Tabii esnafa. Ama dışarıdan da çok kişi geliyor mesela. Tabii. Bu esnaf lezzeti alabilmek için yani ya. Tabii paket yapıyoruz, servis yapıyoruz. Patlıcanlıyı dinlenmiş olarak tavsiye ediyoruz. Çünkü patlıcanlı ne kadar dinlenirse o kadar tadı güzel olur. Bunu çektikten sonra bir yarım saat bırakıyoruz, dinlendiriyoruz. Üzerine hafif bir sos döküp böyle dinlendiriyoruz. Üzerini kapatıp bir yarım saat bekledikten sonra sunum yapıyoruz. O zaman biraz dinlensin, biz yukarıda bekliyoruz o zaman. Tabii, başlıyoruz. Teşekkür ederim, sağ olasın. Şimdi sevgili dostlar, dediğim gibi biz tavsiye üzerine bu mekana geldik. Bu mekan, dedim ya, çocukluğumdan beri var olan mekandır. Esnaflara genellikle hitap eden mekan. Seveni çok. Eğer ki tadı almışsan mutlaka direktmen gelip yiyorlar. Bugün patlıcanlı kebap için buraya biz geldik. Buranın da et döneri de çok güzel. Bir gün kısmet olursa onu da çekmek isteriz. Saatimiz geliyor. Gel abi, gel. Gel abi. Herkese bu şekilde sunum yapıyorlar, bildiğiniz olsun. Dört gözle kebabımızı bekliyoruz. Eyvallah abi, sağ olsun. Şefim, şimdi bir porsiyon bu şekilde mi var abi? Şu şekilde. Patlıcanlı bir porsiyon şu şekilde oluyor. Bu ise siverektir. Bu siverektir. Aynen, siverektir. Evet. Tek şiş patlıcan kebabı, tek şiş de evet. Sade kebap geliyor. Sen patlıcanın yanına bir şiş de acısız kebap getirdin. Sade kebap getirdin. Bu zaten sadedir. Anladım. Aynen. Bir porsiyon patlıcanlı kebap fiyatı ne kadar? Bir porsiyon 45'e. Bu şekilde fiyat ne kadar peki? Bu şekilde de 38. 38 lira. Aynen. Tamam o zaman. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Şimdi bu güzelin tadına bakacağız. Teşekkür ederim. Geldik en güzel ana. Şimdi patlıcanlı kebap nasıl yenir diye dün akşam videoya baktım. Çünkü bu normal kebap gibi ekmeğini çekip de yiyemiyorsun. Şöyle ekmeğimizi alalım. Tamam mı? Şuradan bir patlıcan çıkartalım. Şöyle sıcak ama of. Açtık böyle. Of. Yaklaş. Bak. Sıcak böyle, elim yanıyor böyle ama olsun. Şöyle yardık böyle. Tamam mı? Şimdi kebabımızı böyle. Şöyle yardık. Şunu da böyle yardık. Bitti mi? Bitmedi. Bir tane böyle domatesimizi alalım. Şimdi domatesi böyle onu küçük küçük keselim. Bitti mi? Bitmedi. Bir de biber de böyle bir parça alalım. Şu da biber. Şimdi bu mükemmel patlıcan kebabı oldu. Biraz da tuz. Sonra lavaşımızı böyle sarıyoruz böyle. Şöyle. Al sana patlıcanlı kebap. İzninizle. Sulu. İnan efsane. Evet Erdal Bey, şimdi patlıcan kebabı yiyeceğiz böyle hiç. Sen biraz daha böyle, ben bir eski vardım ama sen böyle rahat rahat öyle. Patlıcanlı kebabı seveni çok var biliyorsun sen. Aynen. Seveni de sağlam yerde yer. Tabii. Çünkü bu kebabın hakkını herkes veremiyor. Herkes veremez. Atıcı atıyorsun, tutmuyor bazen. Dağılıyor şey olabilir. Dağılır. Bunlar atla bunda buraya. Korona savar olsun biraz. Harbiden nasıl buldun? Vallahi çok güzel. Gerçekten. Yemin ederim. Can usta, eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Harbiden de sana şunu söyleyeyim. Tavsiye edenler gerçekten de iyi tavsiye etmişler. Yani ben çok fazla sevmezdim normalde patlıcan kebabı. Evet. Ama çok talep vardı. Evet. Dediler ki Mersin Yemişehir çek ama hakikaten ne güzeldi, hoşumuza gitti. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Son olarak buraya gelecek olan misafirlerimize abi sen ne söylemek istersin? Gelen olan misafirlerimize yani kebaplarımızı sunuyoruz. Genelde patlıcanlı, döner, kebap ve ciğer. Yani ızgara çeşitleri üzeri çalışıyoruz. Yani bunları tavsiye ediyoruz. Gelen müşterilerimiz rahatlıkla yiyebilirler. Eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. İlgin alakan için.
Evet sevgili dostlar, geldik güzel bir videonun daha sonuna. Bugün sizlere güzel bir patlıcanlı kebap videosunu hazırlamaya çalıştık. Umarım keyif almışsınızdır, umarım beğenmişsinizdir. Biz sizlere bu şekilde farklı mekanların lezzeti göstermeye devam ediyoruz. Yalnız bir isteğimiz var. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, aklınızda varsa düşünce mutlaka yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Mekan Diyarbakır'ın Sur ilçesindedir. Mutlaka gelip tavsiye ediyoruz. Gelip bir tadına bakabilirsiniz. Bu tarz içerikler için kanalımıza gelmişseniz boş kesinlikle çıkmıyorsunuz. Abone olup bildirimini açabilirsiniz. Başka güzel bir videoda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın Diyarbakır'dan. Sevgiler, selamlar.